vardı. Bir tane daha mı var? O ondan o çok küçük. Onu bak yere dokunmamız lazım. Onu da alalım. O, onlar onun gibi diktim zaten ben onları. Evet. Büyüdüler. Toprağa mı? He. Ver bakayım. Onları diktim, onlar öyle büyüdü. Yamuk mu bu? Yamuk mu? Anne yamuk mu bu? Hep yok bebeğim, yamuk olsa da bir şey olmaz. Yamuk mu? Adı ne? Yamuk mu bu? Değil canım. Yamuk mu? Bakayım bir dakika. Üç tane diyor. Yamuk mu zaten kapatıp dışarıda bir. Şimdi bunlar var. Yatak odasında var bir tane. Bir tane değil mi? Birkaç tane bu. Birkaç tane. Bir de şurada var tek başına domates. Biz bunları yapalım o zaman. Tamam. Onları da onlar şey yapalım. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz videomuza. En sonunda fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Evet, nihayetinde artık küçük küçük tohumlarımız büyüdü. Abi abla oldu. Şimdi onları dikeceğiz. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Evet. Ama öncelikle tabii burayı toparlamamız lazım. Topraklarını hazırlamıştım zaten. İçerisine sizden gübre de getirmiştim. Kattım onları. Biraz karıştırdım. Yakmaz inşallah. Yakmaz, yakmaz. Bence çok olmadıktan, yapmaz. Yaş olmadıktan sonra yakmaz. Kuruydu zaten. Ha. Şey yapmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi... Öğretmenimiz ne soralım? Önce nereye ne dikeceğinizi siz karar verin. Şimdi ona şey atalıklarımız sadece bu ikisinde olsun. Tamam. Birine o zaman domates, birine patlıcan biber. Evet yani. Tamam. Ya işte şeyin mi sıkıntı? Sulama kısmı. Şimdi bu hortumlar bizim burada hazır hortumlardı. Ama onun geçen içine yıl... birkaç tur attırız. O sorun olmaz. İşte o yüzden dedim önce dikelim sonra önce dikelim diye. Bence. Ama üstüne ezer mi? Ezmez işte. Kaç kişiyiz şey yaparız. Yani evet. Kaldıracağız mı? Evet. Tabii böyle, böyle olmaz ki nasıl yapacağız bu böyle bu? Bırakılmaz yani. Bak şunu şöyle ortasından şöyle bir şekil verip ayarlamak lazım. Evet. Anladın mı? İşte şekil almıyor ki. Aldırız onu. Bak, ya da şey bak, olmadı bak, mı? Bak. Ne? Buradan mesela karşıya. O zaman aralardan geçiş olmuyor. Telden mi? Ya o zaman mesela buradan karşıya kadar tek bir tane evet. Diyorsun. Ama o zaman hortum o aradan araya geliyor. Evet. Ya kırmamız lazım. Yo şey yaparız. Bu muslukları bağladığın bantlar var ya beyaz. Onlarla bu akan yerlerini kapatırsın. Yok onu demek istemedim. Yani hortumu şu aradan dümdüz geçiremeyiz. Ya toprağın içine gömmemiz lazım. Biz o zaman buradan böyle üstünden atlamamız gerekecek. Anlatabildim mi? Mesela buraları yürüyemeyeceğiz o zaman buralarda. Ya şöyle yapsak suyu açalım. Damlayan yerlerine dikelim. Biraz biçimsiz olacak ama. Yine ya da ya da normal dikelim. O zaten bunu her yerine alır. Alacak ya. Alır yani, 3-5 suyu. Saat suyu bir açsam evet, burası komple alır. Evet her yerine alır. Biz hani normal dik. Evet. Bence hiç kaldırmayalım. Şöyle tamam, aradan dikelim. Zaten sulamamız lazım. Önce sulamamız mı lazım? Tabii. Direkt kuru toprağa dikemeyiz. Damlamaları ayarlayalım, açalım. Tamam. O biraz nemlensin biz hemen dikmeye başlayalım. Tamam. Hatta isterseniz o arada biz fide almaya da gidebiliriz. Olur. Bunlar bizim tohumdan yetişen evet, domateslerimiz, ataklıklar. Değil mi? Hepsi evet, hakkında şunların. Hepsi atalık. Şimdi hepsini toprakla buluşturacağız. Nasıl olacak bakalım. Güzel. He canım. Geçen seneden kalan kabak tohumlarını bak. Vallahi. Hadi be. Evet. 4 tane çıkmış. Kendi mi çıkmış? Burada herhalde kabak falan çürümüş. Ne yapayım? Bu boştaki bütün muslukların bunlarını bağla. Araları su damlamasın. Ot çıkmasın. Buradaki bu. Ot çıkarmasın. Bak burada domates çıkmış altta. Valla. Nasıl çıkmış ya o? Geçen sene doğumda kızırsa.
Ama nasıl sesi yatağından çıkıyor? Alttan geliyor, boşluktan. Naylondan dışarıda. Ya da sebze yatağı, bunlar da toprak attıysan içine. Bak buradan bile çıkmış, bakar mısın ya? Şöyle alttan beri kalmasın ki. İki eliyle şöyle çapana basalım, asıttır. Şu hele, şu çok manyak diyor. Onu kökleyebiliyorsan köşe derinden kökü gelsin. Eldiven nasıl oldu? Ayağımın içine toprak yedim. Evet, şimdi damlana sularımızı ayarlıyoruz. Zaten bunları ne kadar ayarlasak çapı yaparken bunları kaldırmamız gerekecek gibi. Toprakları şimdi ıslattık. Damla sulama çalışıyor. Fidelerimizi ayarlayacağız. Dikime başlayacağız. İnşallah. Değil mi? Heyecanlıyız. Yalnız drone'la gökyüzünden çok güzel gözüküyor. Vallahi. Bahçe bu sene bir coştu değil mi? Evet. Her şey çok yani güzel. Mesela zeytin ağacı bile. Bu kadar, mesela bu zeytinin bu kadar çiçeklenmesi iyi verim vereceğinin işareti mi? İnşallah. Şey var ya. Çiçek uçurumuyla alakalı. Uçuş zamanı düzgün giderse güzel çiçek zeytin olur. Evet. Gürol abi zaten kulakları çınlasın. Şey, ilk gelen var ya şeyde. Evet. O zaten iki sene sonra ancak evet. Toparlarsınız demişti. Evet. Dediği gibi oldu. Dutlarımız da olmaya başladı bakın. Güzel güzel dut oluyor. Bu çok lezzetli. Yani bu dutumuz güzel gölge yapmaya başladı. O dışarıdaki çardağı oraya bile koyabiliriz. Evet. Şurası güzel oldu yani. Daha da coşar iyice oldu. Değil mi? Ya şu geçen yıl aldığımız fidanlar bile ağaç oldu. Bakar mısın şuna? Bu küçücüktü ya. Çok güzel. Evet, yerini sevdim. Görüyor musun nasıl? Yalnız coştu. Bir tek şeyler beş para etmedi. Böğürtlenler mi? Böğürtlenler. Onlar da bak yavaş yavaş coşuyor. Onların bir zamanı var ya. Bilmiyorum, iki senedir bak hiç sesle daha yok onlardan. Onlarda damla su var mı? Şunu da yanlış şey yaptık, o değiştirecektik. Dipte var galiba. Yoksa onu değiştirmemiz şey lazımdı. Sosyal. Yine unuttuk onu iki senedir. Ne bak, o? Hala unuttuk. Kayısı olmadı. Kayısıyı aldığımız yer şey yapamamış. Aşılayamamışlar. Ama zaten onun kendisi... Gel değiştirelim dedi oradaki kız. Hiç gitmeye fırsatımız olmadı ki ödemiş. Bak şimdi bu zaten delisi bu dipten sürmüş. Şu gerçeği kurumuş. O yüzden evet. Aşıdan aşağıdan sürmüş. İşte onu değiştirmeniz lazım. Dutları sen mi diktin? Onları ben saksıya diktim. Tutmuş mu? Tutmuş. Tutmuş bakar mısın? Gizem diktiği için her şey sen mi diktin? Tutma. Hayvanınızda hayvan var gördünüz mü? Aa. O geçen sen çok vermemişti. Bak bayağı var hem. Sen hayvada çok var yalnız. Onu da yerini değiştirmiştik. Ayva ya. Onu da yeri değişti. Olsun. Burayı çok güzel temizlendim. Ana bezelye var. Hani? Kızım görmüyor musun? Ben hiç hayatımda bezelye... Diktin ya buralara bezelye. Ya hangisi bezelye bilmiyorum ki ben. Ellemeyeceğim bul bakalım. Şu mu? Kızım. Yukarıları ara yukarıları. Demire bak demire. Ay bezelye tohumu tutmaz dedim olmuş. Evet. Bunları atalım. Atalım bunlar işte. Bu olsun hiç ellemeyelim. Ne oldu bebeğim? Evet iyi. Getireyim mi tane de? Salatalığımızı gittik. Onu da bari. Şu salata. Bir tane daha var. Ha, üç dört tane var. Dört tane. Yaz bunları şu az gelmiş ama. Az mı gelmiş? Şimdi bir şey buraya, olur mu? Buraya kabak yapalım dedik ama fikrimizi değiştirdik. Evet. Salata yapacağız. Salatanın hem çiçeği var. Salatalık. Salatalık hem çiçeği var. Alıştıramadım. Hem de ama bir dakika. Ne oldu? Buradan sarkmayacak ki salatalık. Nereden toplayacağım? Arkadaş böyle üstüne... Tam kenarları yapalım o zaman. Şu kenarından sarkıtırsın. Üstüne kabak da sarkmaz ki. Her sık bu tarzda bir şey sarkmaz ki. Altından dikersek. Nasıl olacak? Salatalığını toplayacağız. Şey yaparsın ha. Şuradan geçirirsin mesela fideleri büyürken. Bu alttan... şey olur. Üstüne çıkartırsan kabağı da topluyoruz. Ne yapacağız? Tamam. Bir yöntem bulun. Ne yapacağız? Salatalıkları o zaman. Bak iki başa dikelim. Zaten dört tane fidan var.
şu kenardan götürürsün, ortaya sarmazsın. Kenarlarda kalır, onlar da buradan sarkar. Yukarıdan toplayamam mı? Toplarsan ya toplayamayacaksın ya? Üstünde olacak. Yok, yani komple sardırsak gene toplayamam mı? Şu ortasını biraz zorlanırsın yani. Kolun yetecek mi? Merdivenle çık. Tamam. Ya çıksın da oraya alırız ya. En ortasını bir tane alırız. Şey kırlangıç dikersen hem çeşit olur ya. Sen kırlangıç istiyorsun, ben alırım o kokan şeyden. Evet. Ben, hani görüntü o olsun. O süs olsun ya, onun bir amacı yok ki. Tünel yapayım istemiştim. Evet. Onun amacı yok. Ama bir şey yemek daha mantıklı yani. Tabii evet canım. Tabii canım. Şey aynen. Bu şu seyrek tellerden olsaydı arasından sallanırdı. Evet. Ama bundan zor. Zor buradan. Ya dediğin gibi bunları alttan geçireceğin böyle. O zaten kendi şey yapıyor ya, idikleri tutuyor ya. Tutmayan yerinde bağlarsın. Tak bakayım, kafanı tak. Hayır, takmadan tut yüzüne. Ortasını olmaz, alttan geçer. Aman yarabbim, bu da kimlesi. Batma. Büyüsün de, çok kenara ekmek istemedim ki gücünü şey yapsın diye. Bu büyüdükçe o gelir zaten kendi. Tamam o zaman. Onu o zaman telden şey ne olur? Telden işte ya üstünden geçecek ya alttan. Onu o zaman karar veririz büyüdükçe. Hemen şeyi geldi değil mi? Güzelliği. Evet. Hemen. Sayısılarımız oluyor. Hadi gidelim artık. Evet. Kazıklar, destek alalım. Aynen. Şöyle bak. O da mı salata? O da salatalık. Az mı var salatamız? 4 tane çıktı. İşte onlar öldüler. Alırız ama bulursak. Tamam alalım alalım. Maalesef. Onda aynı buraya mı gitti? Onda onun karşısına gitti. Buraya? Evet. İyice gömdürücüler. Hadi bakalım bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun. Geçen yıl güzel aslında mahsul aldık. Kaplumbağalar olmasaydı. Domatesler güzeldi. Ha? Kalsın kapat. Biraz daha şu tarafa mı yapsaydınız acaba? Nasıl? Ama güç şey alamaz, köklenecek. Çok kenarda kalır. Hmm. Tamam. Ay. Şimdi tohu şey mi almaya gidiyoruz? Şimdi fidanları alalım. Tamam. Şimdi bunu düşsek bir tarafısını anca gelecek. Başka satın tutun mu? Yok. Eve gidelim. Bu küçükleri şimdilik çuvala mı yapmaya karar verdik? Eve gidelim. Evet. 15. Şimdilik bunları alıp bunları tekrardan bu küçüklere saksıya alacağız. Sonra büyüyünce çuvalda yer hazırlayacağız. Tamam. Amcana bak ya, küçücük de şu kadarcıktı bunlar. İşte böyle olması lazım. Aynen. Bak şimdi bunu alırsak evet. Şu kadarcık toprağın işte altında kalacak. Hani, su aldı mı ezilir gider. Evet. Ama böyle olursa şuraya kadar gömdüğü zaman toprağın altı daha... Evet. Ya bu kadar, aynı bu kadarcıktı bunlar. Bak ne hale gelmişler. Daha da çıkıyorlar bak. Şeyi de göstereyim mi? He. Bakın hani zakkumları burada çeliklendirme mi deniyordu? Evet. Çeliklendirmiştik ya, bakın suyun içinde nasıl tuttular, nasıl çiçek şey yaptılar, yapraklandılar. Bunları şimdi şu telin arka tarafına yapacağız. Last breath of summer is blowing down our necks, and soon we'll wave goodbye to the fleeting bliss. Because you are like a tidal wave. Vardır onların devamı inşallah. Ha, çilek de var. Nasıl? Bir sürü var. O çeriler de var ya. Biz alalım sonra. Evet, evde yok. Evde yoklarmış. Ne yapacağız? Başka bir yere gideceğiz. Telefonu falan yok mu? Yok. Gel aşkım. Bak şunlar
kafam patlayacak. Ay ne güzelmişmiş ya. Başka torbalar da bulacağız. Çıtar o ya. Çıkamam. Ellersen ölür ama. Hadi geçiyorum. Ata bizi bırakmıyor. Çiftçi olacak. Evet, şimdi güzel bir seraya geldik. Buradan fidelerimizi seçeceğiz. Oho, marullar bile var. Ne kadar sık çıkmış ya. Şunlara bakar mısınız, biberler. Bu ne? Patlıcan mı? Evet, patlıcan. Patlıcan. Alabildiğinize sebze. Bana çiçek aldı. İki gözüm çiçeği. Şunlar ne? Ne güzel. Çok güzel. Ot da ne? Ot çok güzel. Olur canım, bir 10 tane olsun. Biz az az alacağız bugün. Evet, az az alalım. Yerini öğrendik. Boş yerimiz kalırsa. Aynen. Buraya gelelim. Yoksuzluk fidanlar yeter oraya. Evet. Yeter ya. Biber başka istiyorsunuz mu? Kılacı istiyor musunuz? Ne? Acı. Kılacı biber. Ha, kılacı da alalım. Ondan bir 5 tane alalım. Çok alalım. Ondan bir kişi yiyor evde. Çok ama alalım. Onu gör de. Onları ayrı şey yapar. Anlarız herhalde. Ha, yazıyorlar. Ayrı üstüne. Koyuyorlar. Ayrı mı koyuyorlar? Onu tatlının tamam. Yanına bile koyabiliriz olmalı. 5 tane. Abla, bütün bu seralarla siz mi ilgileniyorsunuz? Evet, ben ilgileniyorum. Hepsini bunları siz mi bakıyorsunuz? Vallahi helal olsun. Bunların üstünü kapatıyorsunuz mu? Bunları şey yapıyoruz biz. Eğer hani yağmur yağacak olursa o zaman kapatıyoruz. Kapatıyorsunuz. Zarar güneş görmesin diye. Güneş olursa açıyoruz. Bir de ilk çıkarken sulamasını nasıl yapıyorsunuz? Aa, sulamasını hortumla. Çok zor ya bu kadar. Çok ya. Zor. Tek tek yani. Asılıp suluyoruz. Peki kış sezonunda bir şey yapıyor musunuz? Kış sezonunda ekimini yapıyoruz işte Ocak ayında. Ha, bunları ekiyoruz. Evet, böyle ıspanak falan oluyor mu yani? Onlardan yok, ıspanak kışlık ekmiyor. Sadece biz bununla uğraşıyoruz. Kışlık yok, evet. Burası Buruncuk'a mı bağlı? Nere? Bayındır. Buruncuk köyü. Buruncuk burası. Köyü değil mi? Evet. Fidan'ın evet. Merkezi Bayındır'da. Tamam. Bizim o burası. Da o kıl değil mi? Evet. Fidanlarımızı almaya geldik. Takipçilerimiz çıktı geldi. İzmir'den mi geliyorsunuz? Evet, İzmir'den. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Sizler neyiniz? İyiyim, çok şükür. Teşekkür ederim. Fidan almaya geldi. Araçla geçiyordu. Eşime durdurdu. Dedi, yüzüm gözüm çok kötü dedi. Onlar bir haftadır buradaydı. Aa, ben gelemedim, evet, çalışıyorum. Evet. Hafta sonu kızımla kavuştum. Ay, maşallah. Köy modunda. Aa, evet, evet. Yani, bizimki trenle öyle. Geldim. Aa. Nasılsınız? İyiyiz. İşte bahçemize dikeceğiz. Dikmek için şeyler aldık. Fideler şimdi alıyoruz. Evet, bahçe bayağı güzel oldu. Güzel oldu. Karavan ne zaman çıkıyor? Haftaya bitiyor inşallah. Hayırlısı olsun. Evet, sağ ol. Gezmeniz olsun. İnşallah. Çok karlı, güzel bir iş ama karavan işi. Ya değil güzel mi? Bakalım. Ya pek ilgisini çekmeyenler de var ama takip eden de çok yani. Hayırlısı olsun. Ben bölmeyeyim isterseniz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Salçalık almıyoruz bu sene. Evet, salçalıkları sen de şey yapalım. Evet, oraya yaylaya dikelim. Bol bol kahvaltıda yiyeceğimiz, evet. Yemek de aynen, yiyeceğimiz. Aynen, evet. Salçalıkları olmaz. Pembe yemek domates ve kahvaltılık domates. Ama ben gene de, gerçi oradan da yaparız kendimize. Kendimize de domates konservesi yapalım. İyi olur. Bunlardan da olur ama niye? Olur mu bunlardan da? Ben geçen sene normalden yaptıklarımızı İyi normal oldu sattıklarımızı. Pembeden yani. Bence çok güzel olur. Rahat ettim. Olmaz mı? Tabii. Olur. Bir önceki senekiler de hep pembedendi bizim. Ha, tamam. Çok lezzetli. Evet. Siz hani geçen yıl bizim bahçede kavanozladınız ya. Evet, evet. Onun bir tanesi çok lezzetliydi. O pembeler miydi acaba? Niye? Şu andakiler de çok lezzetli. Yok, çok güzeldi ama
bir tane vardı ki o sanki çok mu güzeldi? Olabilir. Farkı vardır yani. Evet. Hepsi aynı değil çünkü. Şimdi acı aldınız, tatlı aldınız. Başka ne dediniz? Domalık aldık. Domalık. Salatalık. Sen salatalık sormadık. Salatalık ama. YouTube'da izlersiniz. Ne fidancılık burası, isminiz varsa söyleyin. Aynen, almak isteyenler. Demet Yücel fidancılık. Demet Yücel fidancılık. Demet Hoşoğlu. Tamam. Salatalık var mı abla? Salatalık yok. Yok mu? Tamam, yok. Onu başka. Başka neler ya alabiliriz? Pembe domatesi aldık. Pembe domates çeşitlerini yaptık. Evet, tamam. Tamam. Öbürü kahvaltılık bir tane daha demiştin, domates. İşte oldu. Pembe. Evet, onu yaptım. Oldu onlar. Tamam, bir hepsi çeşit mi aldık? İki çeşit. Bir salatalığımız eksik. İki tane var burada. İki çeşit. İki çeşit. Başka... Böyle bir şey yok değil mi? Domates başka yok. Yok, onu yok, domates değil yani, başka çeşit yapabileceğimiz bir şey. Biberleri aldık. Böyle fasulye, masulye, onlar tohumdan. Zaten artık olmaz. Olmaz. Geç kaldı fasulye. Fasulye şimdi sırıkta, evet, çiçekli olması lazım. Tamam. Bunlar herhalde yeter bize. Yeter ya. Yeter. Tamam. Fazla bile gelir fideler göre. Biberimizi aldık, patlıcanımızı aldık. Marul olmuyor. Evet, ocak Şubat'ta diktim, evet, olmadı zaten. Demek ki onları, bunları közledikten sonra onları dikeriz. Ya da patates gibi, onu da çuvala dikeriz. He, o da olur. Gerçi sebze yatakları boş kalacak. Evet, onların yeri doldu. Tabii bu sene kışlık yapalım. Evet, bu sene kesinlikle. Aslında sebze yatağımız var. Ispanak atarız. Ben onların üstüne hatta sera da yapacağım, evet, naylon. Açık olur ama. Hani, ama o şey değil mi? Ya naylon şey için değil mi? Tohumdan pide için. Ya da erkenden dikip içinde büyüsün diye. Özür gibi gerekmez. Badem. Tamam. Neymiş bunlar? Badem turşu. Ya, ay şey, badem dalak. O da güzel olur. Küçük küçük değil. Badem dedi, minik minik değil mi? Evet, evet, normal. Ha, tamam işte onlar. Taze, çıtır çıtır. Aha, tamam, bak. Onlardan olsun. Turşuluk. Büyük de alalım, onlardan da alalım. Turşuluk ha? Turşuluk. O kıtır kıtır yenmiyor mu? Turşuluğu boş ver şimdi. Turşuluk biz tarlaya gideceğiz. Evet. Şu zamanı gelirsiniz. Evet. Evet. Buradan tamam, turşuluğu salatalığını alırız. Tamam. Bizde var kasa. İçek. Evet, bunlar saksıdaki salatalıklar olmak üzere değil mi? Evet. İki tane bundan alacağız, öbürlerini küçük alacağız. Evet. Evet. Tamam. Şu güzelmiş, evet, değil mi? Evet, salatalığı da var. Bunu alıyorum, başka seçin. Bunu da mı alalım? O iki çatal, onu al bak, iki tane var. Bunu alıyorum. O da güzel. O da güzel. İsterseniz üç olsun. Sen alalım, bilirsin. Üç ben, olsun. Olsun olsun ya. Zaten salatalığı kilosu ne kadar? Evet, parayı verecek olan sensin diye ben. Aynen, parayı vereceksin şu an. Tamam. Yetim. Hangisinden sizler de hanımlar seçin. Abla verir güzeli. Ya hepsi güzel. Onlar hepsi çok olan böyle büyüsün istiyorum. İki çatal veriyor, güzel veriyor. Ya hepsi güzelsin, bir tarlaya dik. Tamam. Bu şimdi sırık değil ha, yere yatacak. Evet. Ha. Sırık da olmaz mı? Biz sırık istiyoruz. Ya biz sırık istiyoruz ya. Bu sırık da olur. Ben geçen sene bu demirleri yanına diktim be. Ha, işte ne biçim özenmişsen görseydin, ne biçim güzel. Belki yolda gelip geçerken siz geliyordu. Evet. Tamam, o zaman bunları sarsak da öyle. Olur olur. Zaten tabii, illa yerde. Evet. Tamam yani. O küçükler ne? Onlar da mı yerde uzuyor? Onlar da yerde. Hepsi yerde. Hepsi yerde. Ama sizinkiler de öyle olabilir ha. Yerde olursa ama çok karışıyor ya. İşte hani alsan da oluyor. Yok, gene de alsa da olur. Ha. Yerde de olsa yani, yer zelatına diyorlar. Tek asmayacaksın sen ya, o yüzden. Ha. Böyle ha, zaten ha, evet, telin üstüne tel var. Tamam. Üstüne, hatta şey gibi, ben sabah geline söyledim. Bize 5 tane getirse ev yanına tel vardır. Ha. Tel üstünden alsa çok güzel olur. Tamam. Olur, olur. Çeri domates var mı abla? Çeri. Saksıyan etmem. Bunlarda da şey, bu çeri. Bunlar. Ha, bunlar var. Onu da alacaksın. Küçüklerden değil mi bunlar? Bak o şey, tokur var zaten üstünde. Evet. Böyle kaşlı. Evet, çok güzel büyütmüşsünüz vallahi. Bunlar da küçük çeri domates. Ben bunları çok seviyorum. Yani ata da geliyor gidiyor, ağzına atıyor. Bu turşusu da çok güzel. Evet. Şeyi de, yemeği de çok güzel. Abi sen ondan da 5 tane ver bana. Böyle de koyabilirsiniz. Evet, aynen, onları da öyle, evet, öyle koyabilirsiniz. Nereye koyacağız? Bunları direkt koy. Şey, içlerine salatalık. Kasayı boşalt, gel arabaya. Ha, tamam. Bunları yalnız saksıya, şey, kasaya koyalım. Evet. Değil mi? Bunlar kırılabilir. Evet. Ya! Pidelerimizi aldık. Kızlar da
Sizler acıkmışsınızdır. Biz size yemek yapalım demişler. Mutfağa yok, girişmişler. Ha, kendinize mi giriştiniz? Evet. Vallahi ya. Gelmeden önce yapıyorum siz zaten. Atatürk ne demiş biliyor musun adam? Boş bulduğun enseyi doldur beni. Ya! Öf! Olmuyor. Hayır, sen yiyorsun. Evet, yapamıyorum. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Bir takipçimiz bezelye getirmişti festivalde. Yapın çok tatlı falan olur dedi. Selam olsun ona. Onları şimdi yapıyoruz. Fideler. Onları yapacağız. Arkaya koyduk. Yemek yiyeceğiz şimdi. Karnımızı doyuralım. Ya bunun için de mi yiyeceğiz? Yok, bu ocağa koyacağız. Bu pişerken biz fideleri başlarız. Evet. Tamam. O da olur zaten herhalde, değil mi? Düdükler mi koyalım? Yok, normal. Güzel fideler aldık değil mi? Evet. Fideler çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Heyecanla bakalım. Yani 15 güne domatesi yersiniz. İnşallah. Salatalık da büyük. Salatalık bir haftaya hazır. Evet. Süper oldu ya. Ne o? Süzme yoğurt yapıyoruz. Ekşidi yoğurdum. Festival öncesi yapmıştım. Yemedik. Sen de yememişsin. Fırsat olmayınca. Onu bir kahvaltı yaptık evde. Evet. Şu bezelye yapıyordun, bunu göstermedik. Onu yaptık ya, baksana. Sen geç kaldın. Evet, sen ne yapıyorsun içeride bakayım? Uyukluyordum. Yani. Kaçırdım. Nasıl yaptınız bu işi, merak ederler. Bir hızlıca anlat. Normal yemek gibi aynı. Fasulye yemeği gibi. Ha, soğanla salçayı kavuruyorsun. Soğanı biraz kavurduk, üzerine salça koyduk. Biraz iki çevirdikten sonra bezelyeler attık. Hı hı. Bir 10 dakika kadar bezelyeyi kısık ateşte kavurduk. Bir tane patates attık biz içine. Ha. Ondan sonra kavrulduktan sonra suyunu koyduk. Bir yarım saate hazır. Pişir. Ata yeme. Tamam. Ben artık bunu burada yapacağım. Yağlayacağım üstüne. Tereyağı koyayım ben. Bak, evet, birazdan sebze yataklarımızı dolduracağız. Evet. Bindik aşağıya. Şimdi domateslerden başlıyoruz. Şimdi bu sıraya böyle ikili mi gideceğiz? Şimdi İki sıra mı olacak? Gideceğiz, ondan sonra karşıya dikeceğiz. Tamam. Olmayacak. Neden? Niye? Köklü ya. Of. Ben şeyleri açsam da... Çukurları mı? Çukurları açsın. Sen de karşıya dik. Şunları koyayım mı? Sen de bu tarafını dik. Başka şeyimiz yok. Kazık var dedi Gizem. Neredeydi Gizem? Dedim mi lan? Varmış işte, buradaymış dedim.
gitti. Tamam. Şimdi buraya burada bizim atalık domatesler. Evet, burası atalık. Tamam. Şimdi aldıklarımızı getiriyoruz, onlar değil mi? Onlar da buraya dikeceğiz. Onlar da buraya. Büyük çerileri getireyim mi? Çerileri en son dikeceğimiz belli yani. Ha, şimdi domatesleri evet, dikiyoruz. Evet. Alamam onları. Çok mu almışız? Çok gelecek. Bu kadar yer yok. Şuraları dik. Olmaz ki. Tutmaz mı? Daha dediğin yerde toprak kazılıp ellenirse belki. Şu sebze yatağında ne yapacağız? Ha, o da kabak var. Kabaklar. Kabağı sebze yatağına mı yapacaksın? Tabii. Kenarları yapabilirsin kabağı. Geçen evet. Pardon, kabak dediğim patlıcan ya. Ha, patlıcan var. Patlıcanlarla biberleri şuraya düşürdük. Oraya da oraya da domates yapabiliriz. Tamam. Sen bana ver. Salatalık buraya mı tutturacağız? Yerimiz yok, çeşidimiz çok oldu şu an. Ya şuraya bir sebze yatağı daha olmadı, o hemen çuvalı şey yapalım. Şey daha yaparız orada. Ama o çuvala şunları koyacaktık büyüdüğünde de ama. Onlar çok güzel ya. Evet. Tut sen. Dur. Ben tutayım sen. Saksı. Dur şöyle yapalım. Tut şöyle. Hı. O en uçtakini buraya nasıl uzatacağız? Onları kazık için. Bu burada mı yükselecek onlar? Evet. Bunları buraya değnek dik. Dibini sırık. Ya da şöyle yap bak. Şuraya bir tane kalın bir sırık, şuradan şöyle iple birbirini bağlarsın, burayı da böyle örmüş olursun. Tamam. Devamı gibi olur. Buraya da bir sırık. Evet. Buraya, karşılıklı. Oraya bir sırık. Evet. İp mi geleceğim? İp gelir şuraya. Gider onlar. Gider mi ipten? Gider. Onların ucundaki şeyler zaten yapışıyor. İlk etapta bağlansın. Sonra hallolur. Aşağısı gitmiyor bak. Niye gitmiyor? Tahtalar var. Tahta vardı. Bir de şey vardı. Çekil bakalım oradan. Tamam.
Evet, sayıyı arttırdık. Destek kuvvet geldi. Akıllarımızı yapacağım ben. Arada kalmış onlar. Biberlerimiz doldu. Karşıda patlıcanlar. Güzel oldu ya. Evet. Kendi şeyleri ama. Abi arılara gittin sen bugün. Gelemedim. Nasıldı? Güzel. İyi mi? Bir tanesi kraliçesi almadı. Geri kalan hepsini aldırdık. Hepsini artık kraliçesi olmuş mu? Bir tanesi. Bir tane kaldı. Bir tanesinin yok. Aha. O da yarın her gün gidiliyor. Evet. Yarın inşallah o da alır. Ne çabuk yapıyorlar ya, değil mi? Çabuk ne çabuk? 13 gün olmuş. 13 günde yapıyorlar yani. Hı hı. Biz seninle buraya hani kabak sardıralım dedik ya abi. Evet. Onu değiştirdik. Salatalık. En güzeli. Hem yeriz değil mi? Hem onu da yeriz, o senin ya. Dediğini şuraya yapabiliriz diye düşündük. Şu motorun en son sebze yatağından yukarı motorun üstüne doğru. Olmaz mı? Vallahi bak şeyler orada. Patronlara sormak lazım. Zaten bunu patronlar söyledi abi. Tamam tamam. Siz yani biz bunlar suya verir tamam, mi? Onları artık karıştırmış. Bir acılar kaldı. Acıyı da şuraya bir süre yapsak sana yiyor. Sen yiyor yeter. Alırım. Acı nerede acı? Size bir şey söyleyeceğim. Unuttum söylemeyi. Bir arkadaşımın kanalı var. Açıklamalara yazacağız şimdi. Biz katılmayacağız. Çekiliş yapıyormuş. Dedi ki takipçilerine söyle 12 bin liralık değerinde işte telefon, kulaklık vesaire bir çekiliş yapıyorlar. Onunla ilgili dedim ki takipçilerimiz de faydalansın. Biz katılmayacağız ama ihtiyacı olan birileri vardır diye ben hani haber vermek istedim. İnşallah ihtiyacı olan biri varsa ona çıksın o para ödülü ve telefon. Bilginiz olsun. Katılmak isteyenler olursa aşağıdaki açıklama kısmındaki linke Mitafarm'a giriş yapıp oradan çekilişe katılabilir. Detayları da orada yazıyor zaten neler yapmanız gerektiğini. Onu da haber vermiş olayım unutmadan. Çünkü bitecek çekilişler. Bitti mi? Bu kadar mı? Çeri domateslerini ortaya yapıyoruz. Evet. Çeri de böyle uzuyor mu? Uzayacak bunlar işte sırık ya. Bunların yaprakları yolunda neden bana? Yandakiler de uzayacak. İşte bunları ikisinin ortasına dikiyorum ki karışmasın. Şimdi... Artık yatağımız dar olduğu için yerimiz. Ona peki göre... bu kenardakilerin hepsini sırık yapacağız mı? Onları aslında direkt sırık yapman gerek yok. Bak onu biraz sonra söyleyeyim. Tamam. Şimdi kafanı karıştırmayayım. Onu ben sana tarif edeceğim. Tek tek bağlayalım bunu ayrı mı bağlayalım? Tek tek. Hepsini tek tek bağla. Ortalayı dikseydin ya biraz. Dur. Şuraya ortaya dik. Çok dibine dikme. Kökünü zarar vermesin. Tamam getir. Kendim önce yap. Test ediyorum. Sağlam bir şey getireyim. Ben ayağım sulanmıyormuş benim ya. Şimdi şuradan bir hepsini şöyle. Salatalık var. Hepsi bir yere giderse nasıl olur? Olur. O geçen seneki domatesler gibi bir karışır. İçinden bulamazsınız. Bunlar buradan çıkacak, böyle saracak. Evet. Şu iki tanesi de içeridekilerle beraber burayı saracak. Evet. Şimdi bunu da oraya yapacağız. Salataları da buradan artık koparacağım artık ben abi. Kopar değil mi? Salatalık. Niye öyle diyor? Bir kısaltılmışı gibi yani. Salata ne ya? Salata. Yemek de yedik ya. Oh. Bu salatalık. İzmir doğasına aykırı salata demek. Anlamıyor mu diyor bunu ben anlamadım. Olabilir yüreğe ait de olabilir ha. Bana bak. Böyle yapıyorum. Bak böyle böyle dolandırdın kendi gidiyor. Fasulye dolar gibi. Tamam. Yap işte. TL yetişsin yeter. Zaten o da. Thank you.
Evet, yoruldunuz mu hanımlar? Yorulduk ya. Güneş çarptı. Alışkın değiliz. Güzel, bahçemiz güzel oldu. Evet. Elinize kolunuza sağlık. Abi teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Yok yaptın son anda. Son anda yetiştin, sırıkları yaptık. Güzel oldu. İnşallah güzel oldu. Toplayacağımız günleri de beraber görürüz. Allah sağlıklı yedirmeyi nasip etsin. İnşallah, inşallah. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Evet. Hadi çocuklar el sallayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Anio. Ata sen de salla. Anio. Görüşürüz. Anio.